Alevilerin siyasette ne işi var deniliyor. Bir tarafta siyasi kimliğim de var. Açıkçası ben Alevilerin siyasetin her alanda güçlü bir şekilde olmasını, toplumun adına siyaset yapmasının doğru olduğuna inananlardanım. Bunu her platformda dillendiriyorum, ediyorum. Bugünkü konferansımızda büyük bir heyecanla da izleyeceğim, notlarımızı alacağız. Alevilerin çocuklarını dini tedrisattan uzak tutacaklarının manasını anlayamadım. Aleviler komünist mi, kızıl dinsiz mi? 3,5 Alevi ve Kızılbaş hatırı için bütün Türk milleti bu kızıllık hareketine sürüklenmeye mecbur mudur? Alevilerin, Kızılbaşların böyle bir davası varsa icabına bakılır diyor yazısında. Ve işte Müslümanlık esas itibariyle ahlaktan ibarettir diyor. Din derslerinin ahlakı düzeltmekte büyük tesiri olacağından bahsediyor derken bu yazı Alevileri o dönem çok rahatsız ediyor. İşte Fahrettin Erdoğan Bey de Sebil-i Reşat dergisinde avukat Davut Batur'un bu yazısına cevaben bir yazı kalemi alıyor. Dediğim gibi bu kitapçık şeklinde basılıyor ama daha sonra Hacı Bektaş dergisi de bir özel sayıda buna ayırıyor, yer alıyor tam 14 madde. 8 milyonluk Alevi Türklerine Kızıl Komünist damgasını vuran Sebil-i Reşatçılara cevap ve Bektaşilik adında çıkıyor. Hem Çobanoğlu isyanında, ardından da Koçgiri'deki o meselelerde taraftar olmak istemiyor. Yani bu meseleye dahil olmak istemiyor ya da ki diğer hemşehri Koçgiri isyanında hem de Çobanoğlu'nda taraflara herhangi bir beyanname göndermek istemiyor. Bunun için de hastalığını ödeyecek. Ama tabii Hülya Küçük var bu konuda araştırma yapan bir tarihçi. Kendisinin üslubu biraz ilginç. Cemalettin Çelebi'yi bu konuda gevşek davranan biri olarak adlandırıyor. Bir yandan da diyor ki aslında Kürt Alevileri üzerinde çok etkisi olmadığı için de böyle bir şey yapmış olabilir diyor. Tabii bu hani gevşek davranmış ifadesi hani bir tarihçi için biraz sıkıntılı bir ifade olabilir. Oradaki yine karmaşık güç ilişkilerini işaret ediyor olabilir. Çünkü her türlü iktidar ilişkisi aslında bir müzakere, yani nasıl diyeyim ki, bir karşılıklı anlaşma, paylaşma, ortaklaşma ya da uzlaşmama meseleleri de olabiliyor. Muhtemelen Cemalettin Çelebi'nin de diğer dönemlerdeki otoritelerle kurduğuna benzer bir ilişkisi var ve onun müzakere sonucunda verebileceği ve vermeyeceği ya da yapmak istediği ya da yapmak istemediği şeyler var. Ve şu deniliyor, Hüseyin Aksu her ne kadar birinci devre mebuslarından ise de 1938 senesinde diğer aşiret reisleri gibi garbe sevk edilmiştir. Bu sevkine sebep bulunduğu Girlevik mıntıkası ve civarındaki köylerde Dersim aşiretleri ile muhabere ve irtibat teminidir. Esasen kendisi de Abbas Uşağı aşiretine mensup aşiret reislerinden olduğu bir tetkik anlaşılmıştır. Özetle şunu diyor Erzincan CHP'li yararısı. Tamam, kendisi bir eski vekil olabilir. Fakat Dersim aşiretleriyle irtibat halindedir. Kendisi de zaten Abbas Uşağı aşiret reislerinden biridir. Sürgünün gerekçesi budur diyor. Dolayısıyla Dersimli olması, Abbas Uşağı aşiretinden olması ve üzerine daha çok erken bir tarihte Atatürk'ün muhalifi konumuna düşmesi Hüseyin Aksu'nun yaşamındaki önemli kırılma noktalarından biri ve yaşadığı sürgün hayatının belirleyicisi. Şimdi son olarak yine tartışmalı bir şey olduğu için bir şeyden bahsedeceğim bu meclisteki ikinci grup meselesinden sonra bitireceğim konuşmamı. O dönemde mecliste işte 200 civarında milletvekili Atatürk'ün liderliğindeki o birinci grupta 63 kişi ikinci grup üyesi, 90'ı da bağımsız olarak kabul ediliyor. Birinci grup ve ikinci grup müthiş bir şekilde çatışmaya başladığı zaman gazeteler bunlarla mülakat yapmaya başlıyor. Resmi tarihe göre ikinci grup üyeleri saltanat isteyen, şeriatçı ve gerici bir grup. Resmi tarih